Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kimler şehittir? Yanan ve boğulan şehit midir? Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehit denir. Şehitlik İslam'da en büyük mertebedir. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yücedir, pek alidir. Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu bildirilmiştir. Bunun içindir ki Şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Müslümanları düşmanlarına üstün kılan en mühim esaslardan biri ölürsem şehidim, kalırsam gazi inancıdır. Bu durum ayette iki güzelden biri şeklinde ifade edilmiştir. Yani mümin için savaşta iki güzel neticeden biri vardır. Ya galip gelecek ya da şehit olacaktır. Halit bin Velid'in İran komutanına söylediği şu sözler, şehitlik kavramının Müslümanlara nezer kazandırdığını gösteren güzel örneklerden sadece biridir. Sizin hayat ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim demiş Halit bin Velid Hazretleri. Şu hayatı ruhani bir hayat, yani daha doğrusu hakiki bir hayattır. Şehit kendini hayatta bilir. Yani ölümün acısını hissetmeden kendisinin daha güzel bir aleme gittiğini zanneder. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Uhud'da hayatını kaybeden 70 şehitle ilgili olarak şunu bildirmiştir. Kardeşleriniz Uhud'da şehit olunca Allah onlar ruhlarını yeşil kuşların cevfine koydu. Cennetin nehirlerinden içerler, meyvelerinden yerler, arşın gölgesinde asılı olan altından kandillerde yerleşirler. Yiyecek, içecek israatlarının güzelliğini görünce şöyle derler. Keşke cennette hayatta olup rızıklandırıldığımızı biri dünyadaki kardeşlerimize haber verse de böylece cihattan geri kalmasalar, savaş esnasında kaçmasalar. Cenab-ı Hak sizin bu halinizi ona ulaştıracağım der ve şu ayetlerle bunu bildirir. Şehitlerin Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lutfundan kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri katında rızıklandırılırlar. Arkalarından gelecek olanlara şunu müjdelemek isterler. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezler. Allah'tan bir nimeti ve lütfu ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Hem dünya hem de ahiret itibariyle şehit sayılan kimselere şehidi kamil denir. Bunlar savaşta öldürülenler yahut asiler, eşkıyalar, anarşistler veya evinde hırsızlar tarafından zulmen ve kadren öldürülen kimselerdir. Dünya itibariyle şeyi sayılmayan yani yıkanıp kefenlenmiş olarak gömülen fakat ahirette şehit muamelesi gören kimselere de şehidi uhrevi veya şehidi manevi denir. Şehidi kamil olmanın şartlarından birini kaybeden kimseler de bu kısma girerler. Bunlardan başka şu kimseler de ahiret şehidi sayılır. <laughs> Suda boğulanlar, ateşte yananlar, enkaz altında kalanlar, veba gibi bulaşıcı bir hastalıktan vefat edenler, sıtma gibi ateşli hastalıklardan ölenler, ilim yolunda giderken ve o yolda ölenler, ciğer hastalıklarından vefat edenler, doğum sırasında veya lohusa iken vefat eden kadınlar, baş ağrısından vefat edenler, Karın ağrısından iç hastalıklar denebilir ölenler. Ailesinin nafakasını helalinden kazanmak için çalışırken iş kazasından ölenler. Cuma gecesi vefat edenler. Gurbet illerde vefat edenler. Akrep, yılan sokması gibi sebeplerle vefat edenler de ahiret şehidi olarak kabul edilirler. Şehitlerle ilgili birkaç hadis-i şerifi de sizinle paylaşalım malını müdafaa ederken öldürülen şehittir. Irz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen de şehittir. Kendini müdafaa ederken öldürülen de şehittir. Şehitlerin kanları ile sarın. Zira Allah yolunda açılan bir yara kıyamet günü mahşere geldikte o yara rengi kan rengi kokusu mis kokusu olarak kanar. Şehitler cennetin kapısında, nehrin parlak zinetinde Yeşil çadırdadır. Sabah akşam rızıkları cennetten onlara gelir. Kim cuma günü vefat ederse şehittir. Kim hayvanından düşüp ölürse o kimse şehittir. Suda boğulan şehittir. Ateşte yanarak ölen şehittir. Gurbette garip olan şehittir. Zehirli hayvan sokbasından ölen şehittir. Karın ağrısına ölenler şehittir. Bina yıkılıp altında kalarak ölen şehittir evinin üstünden yani damdan düşerek boynu kırılıp ölen kimse de şehittir. Üzerinde büyük taş düşüp ölen şehittir. Din kardeşini müdafaa ederken öldürülen şehittir. Masum olan komşusunu savunurken öldürülen de şehittir. Şehidin borçtan başka bütün günahları affedilir. Bir şey daha Şehit ehli beytinden yani aile ve akrabasından 70 kişiye şefaat eder. Şefaati Allah tarafından kabul edilir.